Merhaba arkadaşlar. SOQL'de kaldığımız yerden devam edelim. En son 6. sıradaki AND ve OR'a kadar gelmiştik. Şimdi COUND ile devam edeceğiz. COUND nasıl kullanılır? Onu anlatmaya çalışacağım. Şöyle açalım bakalım önce. Daha sonra Developer Console'a gidip orada deneyelim, sonuçlarını görelim. Şu şekilde görüyorsunuz. Birincisi, ilk başta count olmadan neyi görüyoruz? Ona bakalım. Count olmadan neyi görüyoruz? Count'u kullanmadan bütün filtreleri görmüş olacağız. O şekilde diyeyim. Şimdi isterseniz Developer Console'a gidelim. Oradan birebir yapalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Nereye geliyoruz buradan hatırlayalım. En altta alt kısımda query editor var. Oraya geliyorsunuz. Daha sonra birinci kodumuzu yazalım. Ne diyor birincisinde? Select. Biz farklı bir object de kullanabiliriz. Burada gördüğünüz bir case object kullanılmış. Ben account object'ini kullanmak istiyorum. Select diyorum. Büyük harfle yazabilirsiniz ya da küçük harfle fark etmiyor. Select diyorum. Ne diyelim? ID. Türkçe klavyemizi kapatalım. Select ID name from account diyoruz. Şu şekilde yapınca neyi göreceğiz onu görelim. Select ID name from account. Execute yapalım. Evet, bütün accountları görüyoruz. 24 tane account var. 24 tane accountumuz var. Zaten burada görebiliyoruz ama yine de count keyword'unu kullanıp alabiliyorsunuz. Ama o zaman hepsini görmüyorsunuz. Liste şeklinde değil de sadece toplamını gösteriyor. Şu şekilde yapalım. Count. Count'u kullanmam lazım şu anda. Count diyorum. İçine hiçbir şey koymanıza gerek yok. Çünkü sayarken hiçbir filtre ihtiyaç yok. Çünkü sadece sayıyor. Hani toplama yaparken diyelim ki amount'u toplaması gerekiyor. Ya da ortalama bulurken farklı şeyleri toplayıp bölmesi gerekiyor. Ama count'a içine bir şey yazmanıza gerek yok. Yazsanız ne olur? Yazsanız ne olur? Yine değişen bir şey olmaz. Şu şekilde önce bir execute yapalım. Gördüğünüz gibi sadece toplamını veriyor. Bize diyor ki total rows 24. Count'u bu şekilde kullanıyoruz. İçine hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Hani olur da içine ID yazarsanız count ID. Yani fark eden bir şey olmuyor. Count ID 24 aşağıda görüyorsunuz. Bu şekilde geliyor bu kez. Tek farkı o. Yani içine bir şey yazmadığınız zaman şu şekilde geliyor. İçine yazdığınız zaman name diyelim. Count name deyince bu şekilde count name altta yeni bir satır oluşturup orada 24 yazıyor. Bu şekilde geliyor. Evet arkadaşlar, count'u böyle kullanıyoruz. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Select account from select count from account where keyword'unu da kullanabiliriz. Where ne diyebiliriz mesela? Şu şekilde diyebiliriz. Account'lara gidip bakalım isterseniz önce. Account'ları açalım. Account'larda ne var? Biraz şöyle My Account saysak. Evet. Diyelim ki ben Billing State'in Indiana olduğu rekordları saymak istiyorum. O zaman şöyle dememiz gerekiyor. Where Billing State. Eğer Billing State bu da önemli. Şey yanlış yazmamanız gerekiyor. Eğer bir field'in API name'ini bilmiyorsanız o zaman edit object deyip fields and relationships kısmından bütün field'lerin API name'lerini görebilirsiniz. Burada billing state demiştim. Billing state nerede onu bulalım. Burada gözükmüyor gördüğünüz gibi. Billing adresin içinde olduğu için hepsini göremiyorsunuz. Biz annual revenue kullanalım. Annual revenue ne şu anda? Burada gözükmüyor. Onu buradan ekleyebiliriz.
sağ tarafa atıyorum ve tabloda gözükmesini sağlıyorum. Şu anda burada var. Diyelim ki en üre menü sıfırdan büyük olanları sayısın arkadaşlar. Şu şekilde büyüktür sıfır diyoruz. Ne diyoruz? Çok basitçe bir formül yazdık. Biraz büyütelim gözükmesi için. Select count diyoruz. Şu anda toplama yapacağız. From a count where, yani nerede ya da şöyle diyelim hangileri en üre menüsü sıfırdan büyük ise. Evet. Sıfırdan büyük olanları topla anlamında. En üre menüsü sıfırdan büyük olanı toplayacak. Ve bize burada gösterecek. Execute yapalım. Görüyorsunuz. Şimdi biliyoruz ki annual revenue'si sıfırdan büyük olan 8 tane account'umuz var. Bu şekilde bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Geri gelelim. Başka ne var? Gördüğünüz gibi hani şeyler var. İsterseniz parantez içine hiçbir şey yazmayın. İsterseniz parantez içine herhangi bir field'in adını yazın. Çünkü şöyle düşünün. Hangi field'i sayarsanız sayın. Hangi alanı sayarsanız sayın toplam değişmez çünkü bütün alanlar için bütün rekorların o alanla ilişkisi var. O yüzden içine siz priority yazsanız da yazmasanız da toplam değişmez. Evet arkadaşlar bu şekilde count'u kullanabiliyoruz. İkincisi count'tan sonra ne geliyor? Count'tan sonra sum geliyor. Sum aynı, hiç fark yok. Sadece sum olunca boş bırakamazsınız. Şöyle gelelim. Diyelim ki biz siliyorum. Select diyorum. Select sum. İçine bir şey yazmıyorum. İlk başta hata verip vermediğini size göstermek için. From diyorum. From account. Şimdi ben sum yapıyorum. Ama neyi sum yapıyorum? Neyi topluyorum? Hangi field'i topluyorum? Bir de bütün field'ler toplanmaz. Mesela name toplanmaz. ID toplanmaz. Yani number olması gerekiyor. Şu şekilde execute yapınca görüyorsunuz hata veriyor. Unknown error diyor. Çünkü böyle olmaz. Sum deyince içine bir şey girmeniz gerekiyor. Şimdi içine ne girebiliriz? Annual revenue'ye girebiliriz. Sum, select sum, annual revenue. Yani annual revenue'yi toplayacak şu anda. Execute yapıyorum. Topluyor. Gördüğünüz gibi bizim bütün account'ların annual revenue'sini toplanınca şöyle bir miktar çıkıyor karşımıza. Ama siz şöyle derseniz mesela ver eklerseniz artık bütün account'lar değil de bazı account'lar buraya koyacağınız şarta bağlı bazı account'ların sum'ını bulabiliyorsunuz. Mesela ne diyelim? Şuradan bakalım. Diyelim ki type'ı şuna eşit olan. Eğer type'ı customer direct ise onları toplasın sadece. O zaman şu şekilde yapmanız gerekiyor. Type equal buna eşitlemeniz gerekiyor. Evet, çift tırnak işaretim vardı, tek tırnak işaretim vardı. Bakalım. Hata veriyor. Demek ki tek tırnak işareti kullanmanız gerekiyor. Şu şekilde koyuyorum. Evet. Şu anda bizim eğer şunu bulmuş olduk. Bütün annual revenue'lerin toplamını bulduk ama bütün account'lar değil, sadece type'ı customer direct olanların annual revenue'sini toplamış olduk. Ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Siz type'ı değiştirdikçe toplamın değişeceğini göreceksiniz. Bu şekilde sum'u kullanabilirsiniz. Sum ile count arasındaki en büyük fark, count'ta parantez içine hiçbir parametre geçmeniz şart değil ama sum'da toplamak istediğiniz sütünün ya da hangi field'i toplamak istiyorsanız onun adını girmeniz gerekiyor. API name'i girmeniz gerekiyor. Onu da hatırlatalım. Şimdi siz buraya diyelim ki ID koydunuz. Sum of ID. Yani ID'leri toplamak istiyorsunuz. Şu şekilde hata veriyor. Neden? Çünkü ID toplanmaz. Size ne diyor? Bu şekilde toplayamaz. Support yapmıyor diyor. Yani sum her şey için kullanılmaz. Siz buraya ID değil de type yazsanız yine toplayamazsınız. Çünkü type da toplanmaz. Hatırlarsanız rollup summary yaparken bile sum'ı kullandığınızda size sadece bazı field'leri gösteriyor. Yani field'ler uygun mu toplamaya değil mi ona bakıyor. Eğer field'ler toplamaya uygun değilse o zaman ne yapıyoruz? Toplayamıyoruz. Ama en önemli olunca biz bunu toplayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi toplanabiliyor.
Evet, sam'ı böyle kullanabiliyoruz. Bir sonraki SQL'imiz sam ve yanında group by kullanabiliyoruz. Sam'ın yanında group by. Group by ne demek? Çok basit arkadaşlar. Sam yaptık ama neyi sam yaptık? Hepsini sam yaptık. Peki biz bunu grup grup görebilir miyiz? Yani şöyle demek istiyorum. Customer direct type mesela eğer type ile grup yapacaksak customer direct'in annual revenue'su ne kadar? Sadece customer direct olanların ne kadar? Customer journal olunca ne kadar mesela? Customer başka ne var? Farklı bir şey göremiyorum. Bunları biz type görebiliyoruz. Hangi type da ne kadar annual revenue var? Onu görebiliyoruz. Onu çok basit bir şekilde from account'tan sonra group by diyebilirsiniz. Group hangi field ile group yapmak istiyorsunuz? Burada ben type'ı seçiyorum. Type ile group yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde group by stage name diyor. Biz burada group by type diyoruz. Execute diyoruz. Görüyorsunuz bu şekilde. Ama biz hani iki tane şu anda type'ımız var seçilen. Şöyle yapalım. Account'a gelelim. Farklı bir type ekleyelim. Şuradan ekliyorum. Mesela installation partner'ı seçiyorum. Onun da annual revenue'sini 98.000 şeklinde hatta biraz daha sıfır koyalım. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Item 7 has error. Evet, bazı validation rule'larımız var. Onu da toplamamız gerekiyor. Toplamak diyorum. Bazı validation rule'lar var. Onları inaktif yaparsak daha iyi olur. Şöyle geliyorum. Gördüğünüz gibi bir validation rule'um var. Billing City'nin boş olmaması lazım. Bunu inaktif yapıyorum şu anda. Tekrar geri gidiyorum. Bu kez ekliyorum. Geliyor. Evet. Şimdi bir önceki denememizde sadece iki tane gösteriyordu. Şimdi deniyoruz. Evet. Belki sayfamıza refresh yapmamız gerekiyor. Normalde 3 tane girmesi gerekiyor. Bakıyoruz. Ne kadar var? Evet, 3 tane var. Type'ımızın içinde 3 tane var. Biz bunu tekrar deniyoruz. Aynısı geliyor. 2 tane geliyor. Üçüncüsü gelmiyor. Todoros 3 diyor ama göremiyorum. Şurada boş. Boş geliyor. Biz bu sayfayı refresh yapsak. Sonra tekrar query'mizi yazsak. Execute yapsak 3 tane olduğunu görüyoruz. Evet şu anda 3 tane var. Ama biz burada neyi group yaptık onu göremiyoruz. Onu da bu sum'dan önce ekleyebilirsiniz. Neyi group yapıyoruz? Type'ı group yapıyoruz. Type olarak şöyle yazabilirsiniz. Execute yapınca type'ı da görebilirsiniz. Şu anda neyi görüyoruz arkadaşlar? Customer Direct'in yani account'ların Customer Direct olanlarının annual revenue'sini görüyoruz. Toplam annual revenue onu görüyoruz. Customer journal'ını görüyoruz. Installation partner'ı görüyoruz. İsterseniz gidelim bir tane daha ekleyelim. Buradan ben neyi ekleyeyim? Prospect ekliyorum. Onun da biraz düşük koyalım bir kez. 60.000 koyuyorum. 600.000 oldu. Save diyorum. Şimdi geri geldiğiniz zaman bunu execute yapsanız gözükmez. İlk başta gözükmez. Ne demiştik? Refresh yapalım. Sayfamızı refresh yapıyoruz. Ve daha sonra query editörün içine kodumuzu koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi prospect 60 600 bin customer direct bu kadar. Bu şekilde artıyor. İsterseniz prospect bir tane daha prospect seçelim. Farkını görmek için. Bu kez sadece 5.000 koyuyorum. Evet, şu şekilde. Değişip değişmediğine bakacağım. Execute diyorum. Evet değişmiyor. Niye değişmiyor? Yine refresh yapmamız lazım. Burada refresh vardı aslında. Refresh diye bir butonumuz vardı. Ha, şurada refresh gidiyor. Evet. Şuradan refresh yapabiliyoruz. Bunu unuttum. Şu anda aklıma geldi. Buradan refresh yapıp görebiliyoruz. 600 bin, 5, 600 bin, 5 bin, 605 bin olarak bize sonucu veriyor. Yani group by yaptığınız zaman sum ile beraber group by yapabiliyorsunuz. Count
Count'u da yapabilirsiniz. Count'u şöyle yapalım. Onu da yapalım. Onu da gösterelim. Sum yerine count yazıyorum bu kez. Kurup kurup sayacağız. Execute yapıyorum. Refresh grid diyorum. Bir hatamız var burada. Hatamız ne? Count herhalde group by olmuyor. Normalde oluyordu ama. Type'ı içine koysak şu şekilde. Type'ı içine koymamız gerekiyor. Evet. Type'ı buradan silelim. Şu şekilde deneyelim. Ne diyor? From ekranı group time error Robert Van. ID diyelim. Bu şekilde olmadı. Group by type dedik. Count demek ki olmuyor. Count'u geçelim. Aslında ben bunu yapmış mıydım? Bakalım burada yapmış mıydım? Evet. Count olmadığı için ben burada onu yapmadım. Sum'a baktık. Sum'ı group by yaptık. Şimdi maximum yapalım. Maximum'u da group by yapalım. Aynı şekilde arkadaşlar. Farklı bir şey yapmayacağız. Şöyle yapalım. Select diyoruz. Select diyoruz. Ondan sonra maximum yazıyoruz. İçine annual revenue yazıyoruz. En yüksek annual revenue bulacağız şu anda. From account diyorum. Bu şekilde yazıyorum. Bu şekilde yapınca neyi görüyoruz? En yüksek revenue bu. Annual revenue bu. İsterseniz bunu yukarıdan aşağı doğru sıralandıralım. En yükseğinin olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde minimum'u da yazalım isterseniz. Tekrar geri gitmeyelim. Minimum diyorum. Execute diyorum. En düşüğü de 5000. Bakıyoruz en düşüğü 5000. Peki biz bunu group yapabiliyor muyuz? Group by diyorum. Type diyorum yine. Hangi type'ın? Yani her type'ın en düşük annual revenue'sini bulacağız. Execute diyorum. Görüyorsunuz. Type'ı da print yapalım. Type'ı da tabloda görmek istiyorsanız type virgül şeklinde buraya eklemeniz gerekiyor. Execute yapıyorum. Tek tek type'ları gösteriyor. Prospect'in en düşük değeri 5000. Customer Direct'in en düşük değeri 13 milyar mı yapıyor? Customer Journal ve Installation Partner hepsinin en düşük değerlerini görüyorsunuz. Siz bunu minimum değil de maksimum yapsanız yine en yüksek değerlerini görmüş olacaksınız şu şekilde. Prospect'in en yüksek değeri 600 bin hatırlıyorsunuz. Kendim yapmıştım. O yüzden bu şekilde minimum maksimum kullanabiliyorsunuz. Group by type yapabilirsiniz. Bunu tabi sadece type yapmanız şart değil. Yani billing state province de yapabilirsiniz. Farklı filtreleri de kullanabilirsiniz. Ben burada pick list olan type'ı kullandım. Bu şekilde grup grup sum, maksimum ve minimumu bulabiliyorsunuz. Yani toplamları en büyük değeri, en küçük değeri. Hatırlarsanız rollup sum'ı yaparken de aynı filtreleri kullanmıştık. Maksimum vardı, minimum vardı. Count vardı, bir de sum vardı. Aynı filtre burada da var. Burada bir fazla var. Onu da göreceğiz. Ortalama var. Ona bakalım isterseniz. Minimumdan sonra ortalamaya atlıyorum. 15. 15'e atlıyorum. 15 aynı benzer olduğu için. Gördüğünüz gibi average yani AVG average'i kullanıyoruz. Yazalım. Ortalamayı bulacak. Yani toplayıp sayısına bölüp ortalamayı bulacak. Execute yapıyorum. Görüyorsunuz prospect neydi? 600 bin vardı, 5 bin vardı. İkisini topladı, 2'ye böldü. 2500 şeklinde bize ortalamasını verdi. Bu şekilde ortalamayı bulduk. Group by yaptık. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. Group by yapmak istiyorsanız maximum, minimum, count, sum, bir de average. Average'i kullanabiliyorsunuz. Bunlarla alakalı group by keyword'unu kullanabiliyorsunuz. Bir sonrakisi 14. sıradaki like. Like önemli, güzel bir keyword. Bunu çok kullanalım. Ondan sonra zaten 17'ye atlayacağız. Çünkü 15-16'yı çalıştık. Like'ı yapalım. Like şu arkadaşlar. Yazıyorum. Diyelim ki select diyorum. Select ne diyelim? ID
name from account diyorum. Account'tan ID ve name'i ben tabloda göstermek istiyorum. Ama burada like'ı kullanmam lazım. Like ne? Yani şöyle şöyle diyelim. Eğer siz where name equals new account derseniz bu şu anlama geliyor. Name'in account name'inin new account olduğu kısım olduğu rekortları al burada göster. Bunu siz execute yapınca sadece bir tane var görüyorsunuz. Ama ben şunu almak istiyorum. Yani buna benzer. Yani new account'ı içinde new account'ı içinde olan bütün name'leri al. Görüyorsunuz şurada başka new account'lar da var ama bazıları 2, 3, 8, 4, 8, 6, 7, 9 ile bittiği için onları almıyor. Neden almıyor? Çünkü biz burada tam anlamıyla aynı olmasını istiyoruz. Çünkü equal diyoruz. Ama siz burada like deseniz, like'i kullansanız ve new account sadece new yazsanız bile şu şekilde ama en sonuna percentage yüzde işaretini koymanız gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız zaman şu anlama geliyor. Başı new olup böyle devam eden. Gerisi önemli değil. Gerisi benzemesine şart değil ama başın new olan sonu önemli değil. Başın new ile başlayan bütün account'ları al. Yani like kullandığınız zaman ya başına ya sonuna bu yüzde işaretini koymanız gerekiyor. Bu şekilde yapınca görüyorsunuz new account ile başlayan bütün account'ları burada display yapmış olduk. Peki ben başına yüzde koysaydım ne olacaktı? Bakıyorum. Yine aynısını alıyoruz. Çünkü new'den öncesi önemli değil diyor. Şöyle yapalım mesela. New değil de account yazalım. Şimdi başı önemli değil, sonu önemli değil. Ortada account varsa alsın demek istiyor. Peki ortada account olan var mı? Şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi account. Başı ve sonu önemli değil. Eğer başına yüzde işareti koymazsanız başı önemli. Yani account'la başlaması lazım demek istiyor. Sonuna koymazsanız account'la bitmesi gerekiyor demek istiyor. O yüzden hem başına hem sonuna koyarsanız başı sonu önemli değil. Eğer içinde account varsa alsın anlamına geliyor. Yapıyorum. Bak account'lar alıyor. Hatta bir tane fazla buldu. Başı görüyorsun sample önemli değil diyor. Sonu da önemli diyor. Değil diyor. Bu şekilde alıyor. Diyelim ki siz şöyle yazdınız. Sondakini kaldırdınız. Account 8 dediniz. Bu ne anlama geliyor? Sonu account. Hatta şöyle yapalım. Sonu account'la biten başı önemli değil anlamına geliyor. Execute yapınca sadece bunu alıyor. Çünkü diğerlerinin sonunda 8, 7, 5 rakamları vardı. Onları almıyor. Çünkü account'la bitenleri alıyor sadece. Tamam başı önemli değil. Ama sonu account'la bitenleri tam olarak account'la bitmesi gerekiyor. Şöyle olmaz. Yani account'tan sonra en az bir harf, en az bir karakter olursa onları almıyor. O yüzden içinde account olan bütün account'ları istiyorsanız başına ve sonuna yüzde işareti koymanız gerekiyor. Bu şekilde like'ı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde account olan bütün account'ları burada display yapıyor, görüntülüyor. Evet arkadaşlar, like'ı böyle kullanıyoruz. Yanılmayalım. Tekrar ediyorum. Eğer baştan tamı tamına aynı olmasını istiyorsanız, yani account'tan önce hiçbir şey olmasın diyorsanız, yüzde işaretini kaldırmanız gerekiyor şu şekilde. Belki böyle bir account'umuz var mıdır bakalım. Hiç yok. Yani account'la başlayan hiç account yok. Peki account'la başlamasın ama ortada account olsun diyorsak o zaman bir sürü account'umuz var. Sanırım like keyword'u anlaşılmıştır. Bu şekilde. Arada hiçbir işaret yok. Equal, büyüktür, küçüktür hiçbir işaret yok. Where name like. Bitti. Is like değil yani. Not like falan böyle kullanamıyoruz. Not like olabilir. Şöyle yapabiliriz mesela. Not desek. Not like desek ne olacak bakalım. Execute yapıyorum ama böyle bir şey yok diyor. O yüzden not'ı kullanmıyoruz. Peki ünlem işareti koysak olur mu? Olmuyor. Bunları kullanamıyoruz arkadaşlar. Evet. Like'ı böyle kullanalım ve içinde account geçen hepsini bulabiliyoruz. Bu şekilde bulabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Bir sonrakisi bakıyorum. Ne var? In, not in var. Average'i çalışmıştık. In ve not in var. Açıyorum.
Şu şekilde görüyorsunuz. Select stage and name diyor. Name and stage name from opportunity where stage name is in. Burada arkadaşlar ya bir liste olması lazım. Bir liste olması lazım. Ya da bir pick list olabilir. Bu pick list zaten bunun içinde ise o şekilde kullanıyorsunuz. In'den sonra bir pick list olması gerekiyor arkadaşlar. Ya da dediğim gibi bir liste yapmanız gerekiyor. Kendinizin bir liste yapması gerekiyor. Account alakalı bir örneği biz yapmaya çalışsak nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Yine select tekrar yazıyorum. Hani pratik olsun diye select ID diyorum. Name diyorum. Ondan sonra from account diyorum. Evet. Bundan sonra ne diyeceğiz? Gördüğünüz gibi burada neyi kullanıyor? Veri kullanıyor. Ver. Şöyle yapalım arkadaşlar. Gelelim. Mesela diyelim ki burada ne diyelim? Type'ı kullanabiliriz. Type'ı kullanalım yine. Ver type in diyoruz. Bir liste yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi in'den sonra hiçbir şey kullanmıyorsunuz. In diyorsunuz. Bir liste yapıyorsunuz. Listenin içine biz en azından iki tane koyalım. Customer directly koyalım. Virgül diyelim. Bir de customer channel'ı koyalım. İsterseniz prospect'i de koyun. Bu şekilde. Ne demek istiyoruz burada? Diyoruz ki ID ve name'i bul diyor. ID ve name'i yani burada göster diyor. Tamam. Nereden? Account objectinden. Tamam. Ama burada bir şartımız var. Diyoruz ki şu şartımız olsun. Type şu listenin içinde olsun. Bu listenin içinde olsun. Eğer type'ı bu listenin içinde değilse onu gösterme. İstersen name'den sonra type'ı da print yapalım. Yani tabloda gösterelim anlamında print diyorum. Execute diyorum. Bir yerde bir hatamız var. Hatamızı bulalım. Bir yerde küçük bir hatamız var. Evet arkadaşlar hatamız şurada. Biz customer directly tırnak içeride kapatmadık. Customer journal'ı da tırnak içeride içine almadık. Çünkü liste ve stringlerden oluşuyor. O yüzden tırnak içeride içine koymanız gerekiyor. Bu şekilde execute yaparsak sonucu görüyoruz. Neyi görüyoruz? ID'sini görüyoruz. Name'ini görüyoruz. Ve hangisini görüyoruz sadece? Customer direct ve customer journal'ı görüyoruz. Ama hatırlıyorsanız prospect'imiz de var. O burada gözükmüyor. Hatta type olmayanları var. Burada gözükmüyorlar görüyorsunuz. Burada gözükmüyor. Peki in'den sonra not in kullansak. Not in dediğimiz bunun içinde olmayanlar. Yani customer direct ya da customer channel olmayan accountları bulmak için not in kullanabiliyoruz. Execute yapıyorum görüyorsunuz. Onların dışındaki bütün accountları bana gösteriyor. Kaç tane var? 13 tane var. Bu şekilde in ve not in'i kullanabiliyorsunuz. Ama in'den sonra liste kullanmanızı kullanmanız gerektiğini tekrar söylüyorum. Yoksa gerisi aynı. Select from where. Yani bunlar çok önemli. Select from where. Select from where. Ondan sonra not var. Yani type not in. Type not in ya da type in. Bu şekilde bunları pratik yaparsanız aklınıza kalır. Mantığı da oturur. Type not in bu listenin içinde değilse hepsini görüyorsunuz. Olmayanları tek tek burada göstermiş oldum. Ondan sonra bir sonraki ne? Bir sonraki not in'den sonra evet bazıları var. Şöyle söyleyeyim. Ben bunları hepsini tek tek yazdım, çalıştım, baktım ama bunların çoğunu belki kullanmayacaksınız. En çok kullanacağınız en çok kullanmamız gerekenler select from where, order by, limit, in, not in, like bunları kullanacaksınız ama maksimum, minimum bunları çok kullanmıyoruz. Ben görmedim. Yani Apex'te class'ları ya da trigger'ları pratik yaparken çok görmedim. Includes kullanabilirsiniz. Exclude kullanabilirsiniz. Parent to child kullanılıyor. Child to parent kullanılıyor. Ama hepsini ben bir kere göstermek istiyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Kendim böyle düşünüyorum. Her şeyi bir kere çalışmak lazım. Ama sık sık kullanılan en önemli olanları daha çok çalışmak lazım. Yani select from where'i çok tekrar edin. Ama ara sıra count string distinct nedir? Includes nedir? Bunları da bilirseniz
En azından şöyle bir şey olur. Bir yerde görünce ben bunu görmüştüm. Ben bunu bir yerde görmüştüm diyebilirsiniz. Gelip buradan bakabilirsiniz. Ama ya ben bunu hiç görmedim. Böyle bir şey yok dememek lazım. Bunu biliyorum. Şu anda hatırlamıyorum ama böyle bir şey var deyip gelip buradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Count distinct onu da bakalım. Count distinct dediği şey şöyle tekrarlamadan say. Diyelim ki bir account ismi birden fazla kez eğer kullanılmışsa onu saymayacak. Onu saymayacak. Şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. Ama burada önemli olan şey count'ta olduğu gibi içini boş bırakamıyorsunuz. İçine bir şey yazmanız gerekiyor. Ya yapalım arkadaşlar istiyorsanız. Şöyle geliyorum developer'a. Ne diyorum? Select diyorum. İşte count name diyorum. Count onun distinct olması lazım. Evet distinct diyorum. Neyi mesela type diyorum. Type'ı böyle. Unique type'ları sayacağız. Kaç tane type kullanılmış? Kaç tane type kullanılmış? Bizim account'a from account diyorum. Ya şöyle düşünün. Bizim account'ta kaç tane type kullanılmış? Şurada customer direct diyor. 3 kere tekrarlanmış ama onu bir kere sayacak. 3 kere saymayacak. Tek bir kez sayacak. İsterseniz execute yapalım. Evet. Ne diyor? 4 tane type kullanılmış diyor. Saydı. Normalde siz bunu count yapsanız arkadaşlar count yapsak ne olacak? 14 tane account'umuz var. 14 tane account'umuz var. Ama siz bunu count distinct yapınca sadece kullanılanları buluyor. Tekrar edilenleri bulmuyor. Setler gibi düşünün. Unique olanlar. Benzersiz olanları sayıyor. Yani şu şekilde bunu kullanabiliriz. Yani kaç tane ayrı type kullanılmış? Bu şekilde bu keyword'u kullanabilirsiniz. Kaç ayrı type kullanıldığını bulmak için. O şekilde kullanabilirsiniz. Count, distinct. Dediğim gibi bütün type'ları saymıyor. Sadece unique olanları sayıyor. Yani tek bir kez sayıyor. Tek bir kez sayıyor. Diyelim ve 18. keyword'umuzu bu şekilde bitirmiş olalım. 19'a geliyoruz arkadaşlar. 19'a ne diyor? Includes diyor. Şu şekilde içinde Monday ve Friday olanları bul diyor. Bu aslında şeyde kullanılıyor arkadaşlar. Bu multi pick list ya da pick liste. Multi pick liste diyelim. Çünkü multi pick liste hatırlarsanız birden fazla değer alabiliyoruz. Multi pick listlerde include'u kullanabilirsiniz. Nerede var öyle bir şey? Şu anda çok hatırlamıyorum ama şöyle bakalım. Nerede var? Burada var mı? Belki Gaze'lerde vardır. Gaze'e bakalım. Gaze'de öyle bir multi listimiz var mı? Şu an hatırlamıyorum. Nerede var diye hatırlamıyorum. Task'te olabilir. Task'e bakalım. Task. Ya burada hangisinde var bilmiyorum. Şu anda campaign'de olabilir. Campaign'e bakıyorum. Multi pick list lazım bana arkadaşlar. Burada da yok. Şöyle yapabiliriz. Account objektine girip yeni bir pick list oluşturup oradan da bulabilirsiniz. Field and Relationships diyorum. New diyorum. Diyelim ki bir pick list oluşturmak istiyorum. Pick list diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Buna days diyelim mesela. Days diye bir pick list oluşturalım. Ne diyelim? Monday. Monday diyoruz. Tuesday diyoruz. Bütün günleri yazalım. Saturday bir de Sunday şeklinde. Bir field yeni bir pick list yapıyorum account objekti için.
Sadece bu şeyi denemek için yapıyorum bunu. Evet, yaptım. Şu sonra geliyorum. Burada tablomuza koyabiliriz pick list'i. Ne demiştik? Değil istemiştik. Değilsi bulalım, buraya koyalım. Burada var. Koyuyorum. Şimdi şu bazılar için seçelim. Mesela diyelim ki birinci account'umuz Monday. Biz onu multi picklist yapmış mıydık? Ona bakalım. Multi picklist yapmadım gibi. Şuradan bakalım. Değil diyelim. Edit diyelim. Change field type diyelim. Onu picklist multi yapalım. Okey. Next diyorum. Save diyorum. Ne diyor? Visible lines diyor. Buna 5 diyelim. Save diyelim. Evet. Refresh yapalım sayfamız arkadaşlar. Şimdi birinci account için Monday, Tuesday ve Wednesday'yi seçiyorum. Şu account için de Tuesday ve Wednesday'yi seçelim. Bunun için de Monday, Wednesday'yi seçelim. Hepsine Wednesday'yi koyuyorum. Evet. Bu şekilde yaptım. Şimdi şu şekilde field'imizi kullanmamız gerekiyor. Where includes diyeceğiz. Noktalı virgül kullanıyoruz. Çünkü multi pick list'e noktalı virgül olarak kullanılıyor. Developer'a gidiyorum. Ne diyorum? Şöyle diyorum. Select name from account diyorum. Where ne diyor? Bizim field'in adı neydi? Days underscore 2 kere C, çünkü custom field includes diyelim. Includes. Bunu doğru yazalım. Evet. Şu şekilde yazmanız gerekiyor. Ne diyelim? Venezia diyelim sadece. Şu şekilde yapıyorum. Yani Venezia'ya sahip olan accountları execute yapmak gibi bir şey oluyor. 3 tane var. Üçünde de Venezia var. Şöyle yapalım. Wednesday'in yanında bir de Monday diyelim. Bakalım kaç tanesinde hem Monday var hem de Wednesday var. Ona bakalım. Şu şekilde yaptık. Monday dememiz lazım. Evet, Monday diyorum. Niye çalışmadı? Burada bir hatamız var mı? Monday'i başa mı koysak? Monday'i başa koyalım. Şu şekilde yine çalışmadı. Burada bir hatamız var. Hatamız ne, ona bakalım. Monday nokta virgül, ha, şey burada şey yapmıyoruz. Sonuna koymuyoruz şeyi. Şu şekilde yapıyoruz. Başına ve sonuna koyuyoruz. Tırnak işaretini başa ve sona koyuyoruz. Execute yapıyorum. Şu anda iki tane var. Şu ikisinin içinde Monday ve Wednesday seçilmiş. Yani multi pick liste bunlar seçilmiş. Tekrar ediyorum. Yine where kullanıyorsunuz. Where kullanıyorsunuz. Includes içinde tırnak işaretini sadece başa ve sona koyun. İçine noktalı virgülle bizim pick list'in değerlerini koyun. Bu değerlere sahip account'ları size print yapacak. O şekilde 19'u çalışmış olduk. 20'ye gelince exit aynı. Hiç farkı yok. Sadece buradan kopyalıyorum direkt. Şuraya koyuyorum. Bunlar olmayanlar. Ya da şöyle yapayım. İçinde Monday olmayanlar diyelim. İçinde Monday olmayanları bulalım. Şu anda görüyorsunuz. İçinde Monday olmayan bir sürü var. İçinde Monday olmayan bir sürü var. Çünkü hakikaten içinde Monday yok. Şöyle yapalım. New Account 4 var mesela. Ona Monday'i koysak. Bakalım listemizde gözü geçecek mi? Burada Monday'i seçiyorum. Sonra Save diyorum. Artık New Account 4'te Monday var. Refresh diyorum. New Account 4 yok. Neden yok? Çünkü içinde Monday var. Ve Exclude ne işe yarıyor? İçinde olmayanlar. Yani accountları şey yaparken accountlara days eklerken içine Monday eklemediklerimizi tek tek burada sıralandırıyor arkadaşlar. Exclude de bunu yapıyor. Include varsa, Exclude yoksa. Bu şekilde 20'ye kadar gelmiş olduk. 20'den sonrasını 3. videoda
anlatmaya çalışacağım. İkinci videomuzu burada durduralım. Üçüncü videomuzda devam ederiz. Burada önemli olan bazı keywordlar var. Mesela parent to child çok önemli, child to parent çok önemli. Bunlara bakacağız. Ondan sonra SQL'lerle alakalı videolarımızı bitirmiş olacağız.